Görmüş olduğunuz gibi her 100 bin kişide COVID-19 vaka sayısı haritasını da birazdan sizlerle paylaşacağız. Ama önce aşı tablosunu şöyle bir ekranlarınıza getirdim. Yani Sivas %80 civarında şu anda sevgili izleyenlerimiz aşısını yaptıran iyi iller arasında yer almakta. Yani %81 civarındayız şu anda. %100 olmaya işte bir %20'lik dilim kalmış. Daha tabii ki dikkatli olmamız lazım ama 100 binde bir tabloyu da haftalık olarak Sağlık Bakanlığı açıklıyor. Hemen o tabloyu şöyle bir ekranlara getirelim. Arkamda görüyorsunuz tabloyu ve bu tablodaki rakamlar da işte şehirlerdeki insanların hastalık durumlarını yani bu tablo ortaya seriyor. Sivas bakıyoruz. Aslında kritik bir yerdeyiz ha, onu da söyleyelim. Yani şimdi biz Sivas olarak biraz kendimizi böyle rahat işte aman efendim şehirde durum insanlar iyi falan diyoruz ama sonuçlar 4-10 Eylül arasındaki rakamlara baktığımız zaman 100 binde oranlarını şöyle bir gözden geçirdiğimiz anda Sağlık Bakanı 10 tane riskli ili açıkladı. Bu 10 tane riskli il arasında biz yokuz ama onlara en yakın illerden biriyiz. Haberiniz olsun. Yani onu hemen sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sağlık Bakanlığı bu tabloyu da böyle haftalık bir değerlendirme yapıyor ve yapmış olduğu değerlendirme içerisinde illerin genel durumlarını buradan paylaşıyor. Bakan 10 tane riskli ili daha dikkatli, daha böyle temkinli olması gereken illeri açıkladı. Tabii Sivas bunların arasında yok ama rakam olarak çok yakınız biliyor musunuz? 4-10 Eylül arasında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni COVID-19 vaka sayısı yaşadığımız yerde, gidip geldiğimiz sokaklarda. Yani insanların günlük olarak hayatlarını sürdükleri yerlerde yapılan analizler sonucu ortaya çıkan haftalık insidans haritasındaki genel tabloyu şu anda arkamda görmektesiniz. Evet, genel tabloyu görüyorsunuz. İşte Bakan Koca en çok artan 10 ili açıkladı. İşte bunlar Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop. Bu illerden birindeyseniz dedi, şimdi daha dikkatli olmanız gerekiyor dedi. Tabii bunu söylerken şimdi işte Malatya mesela, Elazığ, bakın Malatya 365.44, Elazığ 412.95, Sivas 349.12. Aslına bakarsanız biz de riskli illere şu anda çok yakınız. Bakın Erzincan 313.53. Aslında burada Sivas'ta bu konuda gerçekten dikkat etmesi gereken iller arasında. Neden diyeceksiniz? Öğrencilerimiz okullarda, sınıflar karantina altına alınıyor. Bazı sınıflarda eğitim uzaktan bir şekilde devam ediyor şu aralar. Onun için bizim Sivas olarak çok dikkatli olmamız lazım. Yapılan etkinlikler, yapılan programlar bunların minimize edilmesi lazım ki vatandaşın can güvenliğini yetkililer korumuş olsun. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu el birliğiyle eğer biz dikkat edersek bu işin üstesinden herhalde geleceğiz. İşte Bakan Koca şimdi daha da dikkatli olmalısınız diyor vatandaşlara. Çünkü durum, tablo giderek rakamlar yükseliyor. Giderek elimizden insanlar birer birer işte göçüyorlar, hayatlarını kaybediyorlar. Ve bu salgınla daha önümüzde ne kadar mücadele edeceğiz o da bir bilinmezlik içerisinde. Ama biz maskeydi, mesafeydi, hijyendi kurallara uymamız gerekiyor.